Yutulan Yıldız 389 Kutsal Toprak Kara Ejder Dağı, TLN Notu, Prens Bulu Oli'nin adı Brolin olarak değiştirildi. Brolin diğer prensler arasında en büyük güce sahip olanlardan biriydi. Sadece parası değil, desteği de vardı. Ve şu anda desteği Hargrey, Kutsal Topraklar Kara Ejderha Dağı'ndaki gücünü kaybetmişti. Ayrıca, bir dünya içindeki dünyadan elde ettiği hazine tümü, büyük babası tarafından sektör lordlarını yatıştırmak için kullanılıyordu. Para, parayla bir sektör lordunun bana boyun eğmesini bile sağlayabilirim. Para olmadan hiçbir şey yapamam. Brolin soğuk bir şekilde parladı. İmparatorluğun bilgi sistemi, vatandaş bilgi önbelleği ile birlikte biz prenslerden bazı haberleri tamamen yasaklıyor. Eğer yeterli param olsaydı, bunu riske atması için için birine para verebilir ve Luo hakkında ihtiyacım olan bilgi ve haberleri elde etmeme yardım edebilirdim. Feng, imparatorluğun yasaları çok katıydı. İmparatorun ömrü çok uzun olduğundan şehzadeleri elbette yasaklayıp kısıtlayacaklardı. Tüm imparatorluğun bilgi önbelleği ve sistemleri prensin müdahalesini tamamen yasaklıyor. Fakat sonuçta yasalar hala insan yapımıydı hala insan tarafından uygulandı ve yürütüldü. Yeterli zenginliğe sahip olsak bile, bilgiyi almak için birine ödeme yapılabilir. O zamanlar 3 baltalı dağın birliklerine saldırdım, 12 lazer silahıyla 11 tanesini öldürmeyi başardım, sadece Luo Feng ölmedi. Brolin şöyle düşündü ve kesinlikle kaledeki hazineleri takas etmeyi başardı. Ayrıca bir evren gemisini depolayabilecek bir depolama yüzüğü vardı ve bir C2 lazer silahına dayanabilecek durumdaydı. Üzerindeki hazineler bol olmalı. Brolin para kazanmanın yollarını düşünüyordu ancak küçük meblalarla ilgilenmiyordu. Doğal olarak Luo Feng'i düşünüyordu. Sadece yüzeyden bakıldığında o fengin pek çok hazinesi olduğu görülüyor. Dünyadaki herhangi bir hazineyi rastgele seçmek, satılması durumunda büyük bir kar elde edilmesini sağlayacaktır. Sadece bunu yapabilirim. Brolin dişlerini gıcırdattı. Brolin gündelik kıyafetlerini giydi ve saraydan ayrıldı. İmparatorluk gezegenindeki saray yüzen bir şehirdi. Şehrin içinde sürekli saraylar vardı. Bu da içerideki güvenliği çok güçlü kılıyordu. Majesteleri Brolin, muhafızlar hızla yol aldılar. Brolin dar sokaklardan geçerek geniş bir avluya doğru yürüdü. Bu avlunun yanında düzenli taş tabletler vardı. Onlara doğru yürürken taş tabletin yüzeyinde bir dalgalanma oluştu ve Brolin tamamen içeri, girdi. Bulutlar kadar yüksek bir dağın zirvesinde bir dalgalanma belirdi ve onun arasından bir insan, silueti belirdi. Majesteleri Brolin, neden kutsal topraklara geldiniz? Alçak bir ses yankılandı zirvede anında insanın kalbini çarptıracak bir auraya sahip, kanatlı, sıska bir adam belirdi, yeşil gözleri Brolin'e bakıyordu. Brolin hemen şok oldu ve, büyük babamla konuşmam gereken konular var, dedi. İçeri girmesine izin ver. Bir ses dağın doruklarında bir milyon kilometre boyunca yankılandı. Kanatlı adam Brolin'e baktı ve soğuk bir tavırla şöyle dedi, unutma, doğrudan Lord Hargrey'e git. Başka her yer sana yasak. Evet. rolün çok saygılıydı. Kutsal Toprak Kara Ejder Dağı İmparatorluk Kraliyetinin arkasındaki en büyük destekti. İmparatorluğun kurucu imparatoru şu anda Kutsal Toprak Kara Ejderha Dağı'nın tanrısal efendisiydi. Kendi iç dünyasını evren alanıyla birleştirerek kudretli engin tanrı ülkesini, kutsal toprak Kara Ejder Dağı'nı oluşturan oydu. Tanrı ülkesi, Brolin önünde uzanan sonsuz okyanusla birlikte uçsuz bucaksız göklerin ve dünyanın üzerinde asılı duran büyük güneşe bakarak zirveden uçtu. Bu dış dünyadan bu tanrı dünyasına bir ölümsüzün getirdiği bir şeydi, gerçek bir yıldız uzayı parçalamak, dünyalar yaratmak ve yıldızları seçmek. Bu bir ölümsüzdü. Kutsal toprak, dışarıdaki imparatorluk gezegeninden kat kat daha büyüktür. Brolin uçarken gökyüzündeki yıldıza baktı, buraya bir yıldız koymak. Bir ölümsüzün gerçekten güçlü olması. Eğer bir gün ölümsüz olabilirsem, düşünürken başını sallamaya başladı ve zorla gülümsemeye çalış. Ölümsüz biri olma düşüncesi bile çok uzak görünüyordu. Kara ejder dağ yıldızı alanının tamamında yüzden az sektör lordu var. Bu yüze yakın sektör lordunun başarılı olup bir ölümsüz olma şansı kesinlikle çok zordu. Görünüşe göre hepsinin kaderi yaşlılıktan ölmekti. Sonuçta bir sektör lordunun yaşam süresinin bir sınırı vardı. Öte yandan ölümsüz, tek ebedi Divar oluştu. Hı. Broly'nin düşünceleri hareket etti ve depolama yüzüğünden bir evren gemisini serbest bıraktı. Su, evren gemisi bu tanrı ülkesindeki büyük babasına doğru hızla uçtu. Bu geminin hızı son derece hızlıydı. Bir milyon kilometreye yakın uçtuktan sonra, tüm tanrı ülkesinin en etkileyici dağ zirvesini gördü. Okyanusun üzerinde yüzen, yüz bin kilometrenin üzerinde devasa siyah bir dağ, yüz bin kilometreyi aşan yüzen bir dağ silsilesi, dünyanın kendisinden daha büyük bir dağ silsilesi, tüm seri, kanatlı devasa siyah bir ejderhaya benzer şekilde siyahtı. Bu dağ silsilesi efsanevi Kara Ejder Dağı'ydı. Kara Ejder Dağı. Brolin buraya birkaç kez gelmiş olmasına rağmen hala bir hayret ve korku duygusu hissediyordu. Kara Ejder Dağı'na yaklaşıldığında çıplak gözle dağların zirvesini ve hatta uçlarını görmek imkansızdı. "Buraya gel." Brolin'in kulaklarında bir ses yankılandı. "Evet, Brolin, Kara Ejderha Dağı'na ulaştığı anda gemisini depolama halkasına geri aldı." Doğrudan lüks bir saraya doğru uçarken, sarayın önünde, uçurumun kenarında Roma burunlu, kel, yaşlı bir adam duruyordu. Etrafındaki boşluk sanki çarpık görünüyordu. Bu kutsal topraklar Kara Ejder Dağı'ndaki en iyi üç sektör lordundan biriydi, Hargrey, Büyük Baba. Brolin hızla uçtu. Hım, Hargrey Brolin'e baktı, yüzünde nadir bir gülümseme belirdi, ah bu, neden buraya geldin? Büyük baba son günlerim zor geçti. Brolin çaresiz bir ifade sergiledi. Anladım. Hargrey torununun bakışını gördü, kendini suçlu hissediyordu. Dünya içinde bir olay, torunu son derece iyi bir performans sergilemişti. Ancak miras kristal küre aldatmacası nedeniyle bu yola düştüler ve torununun elde ettiği hazinelerin tümü kendi eline geçti. Büyük baba, imparatorluk gezegeninde herhangi bir şey yapmak para gerektirir. Brolin çaresizce şöyle dedi, birçok hazine elde eden bir dünyada yıldız seviyesinde bir serseri olduğunu artık biliyorum. Ancak onu aramak için imparatorluğun bilgi sistemini veya haberlerini kullanamıyorum. Hazinelerin olduğunu bilmek sinir bozucu. ''Ama onları elde edemiyorum.'' ''Hım.'' Hargrey'in gözleri parladı. ''Emin misin?'' ''Çok emin.'' Brolin başını salladı. ''Birincisi, kalenin içindeki hazineyi takas etmeyi başardığına eminim.'' ''İkincisi, içinde bir evren gemisi olan bir depolama yüzüğü vardı.'' ''Üçüncüsü, C-2 lazer silahının darbesinden sağ kurtuldu.'' ''Adı ne?'' Ne haber var? Harry hemen sordu. Dünya içinde dünya olayı Hargrey'i neredeyse parasız bırakmıştı. Normal sektör lordları yaklaşık 10 karışık element değerinde zenginliğe sahipti. Ancak şu anda Hargrey şu anda bir karışık elementi bile çıkaramadı. Onun adı Luo Feng. Dünya içinde bir dünyada, müttefik üstüne girmek için üç baltalı dağın Mingyu astarından birinin kimliğini kullanıyordu. Brolin, ancak bir prens olarak bile onun hakkında daha fazla bilgi alma yetkim yok dedi. Kontrol edeyim, Hargrey doğrudan söyledi, eş zamanlı olarak Hargrey bilincinin bir akışını sanal evren ağına gönderdi ve emirler vermeye başladı. Prenslerin yetkileri çok azdı ama o, Hargrey, gücünü kaybetmiş olsa da kutsal toprak kara ejder dağındaki en iyi üç sektör, lordundan biriydi. Sadece imparatorluğun vatandaş bilgileri önbelleğini kullanmakla kalmıyor. Aynı zamanda kutsal topraklar Kara Ejderha Dağı'nın özel bilgi sistemi aracılığıyla özel aramalar da yapabiliyordu. Birkaç dakika içinde cevabını almıştı. Hım, Hargrey kaşlarını kırıştırdı. Bir şey buldun mu? Brolin bekliyordu. Doğru, kontrol ettim. Hargrey kaşlarını kırıştırdı, Luo Feng, o gerçekten Mingyu'nun emrinde. Dünya içinde bir olaydan sonra, Mingyu'dan yüz gezegenlik bir bölgeyi ele geçirdi. Ayrıca Mingyu, 5. seviye bir genetik enerji silahı olan hava kesiciyi almış gibi görünüyordu. Üç baltalı dağın generaline devredilen bıçak, hava kesici bıçağın Luo Feng'in elde ettiği hazine olduğunu tahmin ediyorum. Luo Feng'in başlangıçta dünya adında tek bir gezegeni vardı. Dünyaya gitmek çok zahmetli bir solucan deliğinden geçmek gerekiyor ve sonrasında dünyaya ulaşmak için yaklaşık 3 yıl daha uçmak gerekiyor. Kutsal Topraklar Bilgi Organizasyonundan Peterli ailesi bunu bulmuştu. Başlangıçta dünya gezegenine ulaşmak için yaklaşık 3 yıl harcayan küçük bir ekip göndermişlerdi. Ancak aslında orada ailelerinin saldırılarını durduran 9. seviye bir evren vardı. Küçük takım, bu dokuzuncu seviye evren aynı zamanda dünyanın üç akdağ bölgesinin bir parçası olduğunu da ilan ediyordu. Broly şaşkına dönmüştü, büyük baba demekten kendini alamadı, çok sıkıntılı. Hargrey başını salladı. Birincisi onun dünyada olup olmadığını bilmiyoruz. İkincisi dünyaya gitmek çok fazla zaman alıyor. Üçüncüsü, dünyada en azından dokuzuncu, seviye bir evren var, birini göndermek zorunda kalsak bile, en azından bir alan lordu göndermem gerekiyor ve benim yönetimimde sadece üç alan lordu var. Dördüncüsü, edindiği hava kesici bıçak hazinesi zaten verildi, son fakat kira değil ve en önemlisi, bu üçün bir parçası. Balta Dağı bölgesi, 3 Balta Dağı, 4 örgütün lideri, Kutsal Toprak Kara Ejder Dağı, 3 Balta Dağı'na kolayca bulaşmaya cesaret edemiyordu ve onun kötü tarafına da düşmek istemiyordu. Bu konu şimdilik burada duracak. Kutsal Toprak bilgi sisteminin Luo Feng'i kapsamlı bir şekilde kontrol etmesini sağlayacağım, Hargrey vurguladı. Son zamanlarda ben de çok meşguldüm. Zamanımı altımda ki bir grup öğrenciyi eğitmeye adamak zorundayım. Anlaşıldı. Burolin de yapabileceği hiçbir şey olmadığını anlamıştı. Büyük baba mürit yetiştirdiğini söylemiştin. Burolin çok şaşırmıştı. Zirvedeki bir sektör lordu genellikle öğrencilerine yalnızca birkaç ipucu verir. Ancak onları eğitmeye zaman ayırdığından büyük babasının bundan daha önce bahsettiğini hiç duymamıştı. Bu kutsal toprakların bana görevlendirdiği bir şeydi. Hargrey içini çekti, şu anda geniş evrende, birkaç evren ülkesi ve birçok tanrı ülke ve kuruluş, öğrencilerini ciddi bir şekilde eğitmeye başladı. Öğrencilerini ciddi bir şekilde eğitmeye başlayan başka birçok bağımsız güçlü savaşçı, savaşçı var. Sonuçta, zaman tükeniyor. Ne? Brolin şüpheliydi. Savaşların iki zirvesi için, diye hatırlattı Hargrey. Ah! Brolin geniş gözlerle baktı. Büyük baba, sen bundan mı bahsediyorsun? Nefesini tuttu. Mutlak dahiyane dövüş mü, yoksa güçlü savaşçı dövüşü mü? Brolin sordu. Dahi dövüşü, Dedi Harry, Broly'nin kalp atışları hızlandı, uçsuz bucaksız evrende güçlüler zayıfları avlar, ve insan ırkı, uçsuz bucaksız evrendeki diğer ırklar arasında en elit ırklardan biriydi, ancak seçkin olmalarına rağmen bu her zaman zirvede kalacakları anlamına gelmiyordu, bu nedenle insanlar da çok çalışmak ve seçkinlerini yetiştirmek zorundaydı, evrende, insanların geniş evrene yayılan iki nihai savaşı vardı. Bunlardan biri evrendeki insanlar için yapılan zirve deha savaşıydı. Diğeri ise evrendeki insanlar için savaşan savaşçıların zirvesiydi. Zirvedeki dahi savaşı birçok evren ülkesindeki tüm yıldız seviyesindeki insanları hedef alıyordu biri yıldız seviyesinde olduğu sürece katılabilirlerdi. Zirve savaşçı savaşı, evren seviyesindeki tüm savaşçıları hedef alıyordu. Evren seviyesindeki herhangi bir insan katılabilir. Trilyonlarca galaksi ve sayısız yıldız seviyesindeki insanla birlikte tüm büyük evren, ülkeleri, son derece adil ve katı koşullarla savaşacaklar. Hayatta kalabilmek ve sonuna kadar öne çıkabilmek, kişinin sayısız, sayısız galakside mutlak bir dahi olduğu anlamına gelir. Hargrey içini çekti, yıldız seviyesinden bakıldığında, bir kişinin doğal yeteneğini, kavrayışını ve deha seviyesini görmeye başlayabilirsiniz tüm evren ülkelerini hesaba katarsak, kara ejderha dağ yıldız alanındaki en iyi dehamız bunu başarabilecek mi merak ediyorum. Dahiler arasında ilk 1 milyona girmek. 0, 0, 0, 0 reddit, yeni. Yutulan yıldız 390 havada uçağın bildiri, o kadar da kötü olmayacak. Brolin şunu söylemekten kendini alamadı. Kara Ejder Dağı Yıldız Alanımızda milyarlarca yıldız seviyesinde savaşçı var. Bunlardan birinin bile evrendeki ilk milyona girmesinin zor olacağını mı söylüyorsunuz? Son derece zor. Son derece, son derece zor. Hargrey başını salladı. Ganmu İmparatorluğunun altında yaklaşık 13 bin yıldız alanı var ve onun kontrolü altında. Neredeyse bin başka imparatorluk var. Bizim Kara Ejder Dağı İmparatorluğumuz. Ganmu İmparatorluğunun altındaki imparatorluklardan sadece bir tanesi. Güçlü savaşçıların sayısı açısından. Biz Ganmu İmparatorluğunun doğrudan altındaki yıldız tarlalarıyla karşılaştırıldığında da daha da, az, Kara Ejder Dağımızın en üstün dehasının Gambu İmparatorluğundaki ilk on bine girmesi bir, yana, tüm insan ırkının binden fazla imparatorluğu arasında yer alması bile çok zor olurdu, dedi Hargrey, örneğin son dahiler savaşında, ilk on binde bizim yıldız alanımızdan hiç kimse yoktu, ne? Brolin gözlerini genişletti. Utanç verici, bu kara ejderha da imparatorluğumuz için bir utançtır ve kutsal topraklarımız için de bir utançtır. Hargrey'in öfkesi arttı ve çevredeki sıcaklık önemli ölçüde düştü. Etraflarındaki hava dondu ve buz kristalleri oluşmaya başladı. Büyük baba, Brolin bağırırken kemiklerini donduran bir soğukluk hissetti. Hargrey'in düşüncesiyle ortam sıcaklığı normale döndü. Sadece utandığım için kızgındım. Tamam, yine de öğrencilerimi yetiştirmem gerekiyor. Önce sen geri dön dedi Hargrave. Evet büyük baba, Brolin daha fazlasını söylemeye cesaret edemedi ve hemen gitti. Büyük babasının Luo Feng ile ilgilenmeleri için insanları göndermesini sağlamaya yönelik orijinal planı başarısızlıkla sonuçlanmış gibi görünüyor. Çin saati 9 Mart 2066, sanal evrendeki Kara Ejder Dağı Adası. Sanal evrendeki çeşitli kıtalar ve adalarda da gece ve gündüz vardı. Gökyüzünde sanal yıldızlar bile vardı. Şu an itibariyle geceydi. Kara Ejder Dağı Adası'nda çeşitli ışıklı yerler vardı bar gibi yerler son derece aydınlıktı. Her şey normaldi. Aniden, Kara Ejder Dağı adasının üzerindeki gece gökyüzünde, yoktan ışık yayan devasa, siyah bir bildiri belirdi. Tamamen siyah olan bu deklarasyonun üzerinde göze çarpan beyaz harfler parlıyordu. Evrenin insanları dahilerin en büyük savaşı, her 10 bin yılda bir düzenlenmek üzere, sanal evren ağı şirketinin ve tüm evren imparatorluklarının sponsorluğunda, sen bir dahi misin, seninle aynı seviyede bir rakip bulamıyor musun? O zaman en iyi dahiler savaşına katıl. Ayrıntılar için lütfen sanal asistanınız aracılığıyla sanal evren ağımızın ana sayfasını ziyaret edin. Gece gökyüzünde birdenbire ortaya çıkan devasa bildiri 1 milyon km'nin üzerinde genişlik ve uzunluktaydı. Milyarlarca insanın yaşadığı Kara Ejder Adası'nda bile başınızı kaldırdığınızda beyanı açıkça görebilirsiniz. Dahilerin en büyük savaşı başlıyor mu? Vay be, haha işler çılgına dönecek. Evrendeki milyarlarca dahi arasındaki savaş mı? Bu, tüm insanlık için büyük bir ziyafet. İlk bine girerseniz şaşırtıcı bir ödül alacağınızı duydum. Evet, bu sefer sanal evren ağı şirketi buna ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla ödüller harika olmalı. Dahilerin en büyük savaşı, her 10 bin yılda iki kez yapılır. Bir kez Virtual Universe Network şirketi tarafından, bir kez de Battle Act Coliseum tarafından. Acele edin ve web sitelerini kontrol edin Sanal evrende, bir evren imparatorluğunu temsil eden her kıtanın ve orta düzey bir medeniyeti temsil eden her adanın üzerinde devasa bir bildiri ortaya çıktı. Her bildiri de evrenin insanları dahilerin en büyük savaşının yakında başlayacağı gerçeğinin reklamı yapılıyordu. Sadece bir gecede bu haber insanlığın tüm imparatorluklarına yayıldı. Haberin yayılma hızı savaşın ne kadar ilerlemiş olduğunu gösteriyordu. Sanal evren ağı şuydu. Öldürme tarlaları, öldürme alanı, burası sınırsız bir çöldü. Çölde binlerce yoğun siyah giysili adam vardı. Her siyah giysili kişi yıldız seviyesi 5. bir aşamaydı. Bu binlerce siyah giysili adamın önünde beyaz cübbeli kel bir kişi duruyordu. Soğuk ışığı yansıtan bir genetik silah bıçağı tutuyordu. Öldür, öldür! Birkaç bin siyah giysili adam bağırdı ve ardından yıldırım gibi çılgınca ileri atıldı. Beyaz cübbeli kel adam gülümserken gülümsedi. Üzerine yürüdü. Çevresinde şimşek çakmış gibi görünüyordu. Siyah giysili adamlardan oluşan ilk grup geldiğinde, beyaz cüppeli kel adamın vücudu aniden parladı ve elindeki bıçak hareket etti. Pu, kılıcı kadar hızlıydı. Yıldırım anında siyah giysili bir adamın kafasını kesti ve kanı her yere saçıldı. Pu, pu Puh, beyaz cübbeli kel adam o kadar hızlı hareket ediyor gibi görünmüyordu ama hareketleri çok tuhaftı. Aynı zamanda kılıcı genellikle hareketsizdi ama bir kez hareket ettiğinde yıldırım kadar hızlıydı ve can alması garantiydi. Adımları ve vuruşları çok gizemli bir ritim oluşturuyordu. Aynı seviyedeki çok sayıda rakip ölümüne kesildiği için hızlı ve yavaş bir araya geldi şi, şi, şi. Onu çevreleyen diğerleri bu fırsattan yararlanarak ona saldırdılar. Beyaz cübbeli kel adam hayatını kaybetti. Çevredeki alan biraz değişti. Cesetler, kan izleri ve benzeri de dahil olmak üzere tüm bu siyah cübbeli adamlar tamamen ortadan kayboldu ve beyaz cübbeli kel adam yeniden ortaya çıktı. Bu, iyi iş çıkardım değil mi? Yıldırım Tanrısı gülümsedi. Tek seferde benim seviyemdeki yaklaşık 190 rakibi öldürdüm. Aptal aptal aptal. Sen çok aptalsın. Ben olmasam kendi etki alanını elde edebilirdin. Artık tüm zamanımı seni eğitmeye ayırdığıma göre, kendini daha da geliştiriyor olmalısın. Yumruk büyüklüğünde beyaz sakallı, yaşlı bir adam Yıldırım tanrısının omzunda öfkeyle kükrüyordu, ayrıca, geçen sefer o ona karşı kaybettiğine inanamıyorum, çok utanıyorum, Hon'un öğretmeni yok sana öğretmemi sağladığın halde hala k-a-y-b-e-d-i-n, neredeyse kazanıyordum, Yıldırım tanrısını takip etti, unutma, bunca yıl boyunca ağabeyimi bir kez bile dövmedim, Geçen sefer neredeyse kazanıyor olmam yeterince iyi. Ne demek iyi, yeterince mi? Daha yükseğe nişan almalısın. Pekala, sana vücut ve bıçak tekniğinden bahsedeyim. Bugünkü muayeneye göre tekniğinde hala birçok sorun var. Bir bakışta 9 tanesini gördüm. Öncelikle bıçağının hareketi vücudunun tekniğinin bir parçası. Sen sadece doğru anlayamıyorum. Sonra, beyaz sakallı yaşlı adam bir sürü hataya dikkat çekti. Yıldırım Tanrısı dikkatle dinledi. Ancak eğitimini bitirdikten sonra Yıldırım Tanrısı ölüm alanlarını terk etti. Gökyüzündeki gökyüzü atlarını çağırmaya hazırlanırken ölüm tarlalarının lobisinin dışına uzandığında, gökyüzündeki devasa bildiriyi gördü. Lanet etmek. Yıldırım Tanrısı gözlerini genişletti, böyle devasa bir beyan mı? Yıldırım Tanrısı deklarasyonun içeriğini okudu, dahilerin en iyi savaşı mı? Kiddo, katılman zorunlu, ne kadar nadir bir şans, diye kükredi yaşlı adam bu, ağabey, üçüncü. Yıldırım tanrısı Luo Feng ve Hon ile temasa geçti. Dünya, Asya kıtası, Şafak, son derece yıpranmış bir otoyolda. Luo Feng bir savaş cübbesi giyiyordu ve sırtında koyu renkli, altın rengi bir asa vardı. Soğukça ileriye baktı ve kalbinde bir düşünceyle bağırdı. Yıldız, C.H.I. Aniden karanlıkta, sırtındaki altın asadan altın rengi bir ışık parladı. Aynı zamanda güçlü ve tuhaf bir güç altın ışıkla birleşti. Bundan sonra altın ışık havada durdu. Işık bir Ağustos böceğinin kanatları kadar ince olan dokuz küçük altın bıçak gibi görünüyordu. O sırada üzerlerinde son derece karmaşık gravürler bulunan dokuz yumruk büyüklüğündeki altın bıçak şu anda sıra halinde yayılmıştı. Luo Feng, konsantre bir alanın yardımıyla güçlü bilincini kullanarak bu bu dokuz küçük altın kılıcı hareket ettirmeye çalıştı. Altın iplikler iç içe geçerken her yerdeydi. Karmaşıklık açısından bu, yükselen mekikten on binlerce kat daha karmaşıktı. Birleşin. Luo Feng dişlerini sıktı. Karmaşık altın ipliklerle birbirine bağlanan dokuz küçük altın bıçak, gizemli bir maddede birleşti. Sonunda altın bir yıldız oluşmaya başladı. PNG Altın yıldız parçalandı ve altın iplikler koptu. Dokuz küçük altın bıçak yayıldı. Geri dönmek. Luo Feng'in yüzü soluklaşırken iç geçirdi ve başını salladı. Dokuz küçük altın kılıç hızla sırtındaki koyu altın asanın küçük açıklıklarına geri döndü. Bu Nan Shen silahlanmasının ilk aşamasının bu kadar zor olacağını kim düşünebilirdi? Luo Feng başını salladı ve içini çekti. Geçtiğimiz birkaç gün boyunca Nan Shen silahı ile eğitim aldıktan sonra buna çoktan alışmıştı. Ancak Nan Shen silahıyla savaşmak gerçekten son derece zordur. Sadece ilk aşamada çok fazla sorunu var şu anda 5 aşamalı bir alana sahip ve altının menşe yasalarının girişine adım attı. Aynı zamanda manevi güç amplifikatörü de 58'e ulaştı. Elbette bu amplifikatör, evren seviye 6 aşamalı Haliç canavarının amplifikatörüdür. Yıldız seviye 7 aşamalı ruh okuyucusu Luo Feng'in bu kadar iğrenç derecede büyük bir amplifikatöre sahip olmasının nedeni budur. Güçlü bir manevi güç yükselticisi, beş aşamalı bir alan ve altının köken yasalarının girişine adım attı. Bunlardan herhangi biri yıldız seviyesinde bir dövüşçü için oldukça şaşırtıcı. Ancak buna rağmen hala ilk aşamayı bitirememişti. Acele etme Luo Feng. Alanın, yasaları anlaman ve ruhsal gücün ilk aşamayı atmak için yeterli. Ancak henüz yeterince pratik yapmadın. Tekrar tekrar pratik yapmalısın. Bunu o kadar çok uygula ki bu senin için doğal hale gelsin. Bundan sonra o kadar çok manevi güç kullanmana gerek kalmayacak." dedi babata. "Anlaşıldı." dedi Luo Feng. "Luo Feng, Yıldırım Tanrısı'ndan bir çağrı daveti var." dedi babata. "Hım, ikinci kardeş Luo Feng biraz şok olmuştu. Batı Asya, çorak araziler, hırpalanmış bir dilenci şu anda kavisli bir ağacın altında bağdaş kurmuş oturuyordu. Ancak sık sık yanından geçen canavarlar onu görmezden geldiler ve onu yemeye bile çalışmadılar. R.O.A.R. yaklaşık, canavarlar birbirlerine saldırdı ve her yerde kan vardı, ancak dilenci hala sessizce oturuyordu. Işık varsa ışıkla olacaktır. O olmadan karanlık. Dilenci sessizce konuştu. Vızıldamak. Orada oturan dilenci anında ortadan kayboldu. Etrafı bir anda mutlak karanlığa büründü ve hemen ardından mutlak karanlık ortadan kayboldu ve dilenci bir kez daha ortaya çıktı. Evren doğal atalarımız çok zekiydi ama bedenleriyle sınırlıydılar ve daha derine inemezlerdi. Dilenci bir gülümseme ortaya koydu. Geçen sefer neredeyse ikinci kardeşim tarafından mağlup ediliyordum ve şimdi benim alanım. Nihayet altıncı aşamaya adım attı. Tırnak işareti. Hım, yine ikinci kardeş mi? Dövüşmek istiyor mu? Dilencinin yıpranmış kıyafetleri anında yandı aynı zamanda yeni bir kıyafet otomatik olarak vücuduna yayıldı. Hemen sakin görünümlü bir adam oldu, gerçekten de dünyanın üç güçlü savaşçısının ağabeyiydi, Hon. Luo Feng ve Hon sanal evren ağına girdiler.